Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve yine karakter tanıtımındayız. Birazdan göreceksiniz. Yani ekranda görmüşsünüzdür şu an hangi karakteri tanıtacağımızı. Hebele bir de konuşabilsem. Bu arada videoya başlamadan önce 2 video öncesine giderek yaptığım çekilişe katılabilirsiniz. Hala 3 gün 4 gün falan süresi var. Ona da katılmanızı isterim açıkçası. 3 gün 4 gün de yok aslında, o kadar yok ama var yine de. Şuradan bir kart pack'ten pack'i açmak istiyorum ya, bir saniye, nerede o? Ver. Bronze pack'imizi açalım. Uğurla başlasın videomuz, güzel gitsin. Her zaman yapıyorum. Açacak mı kanka? İnşallah bugün kısmetse. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, bu video pek de şey olmayacak gibi. Bu nedir ya? Bu arada oradaki çekilişteki hesaba şey yazıyormuşsunuz. Hani işte abi benim falan filan yazıyormuşsunuz da o benim değil. Hani o reklam verildiği için ben o hesabı şey yaptım. O hesaba yönlendirdim sizi. Hesabın sahibi ben değilim. O yüzden yani ben sabah adam sabah 8'de falan video şey yapıyor. Video atıyor böyle. Ben sabah 8'de kalkmam. Hani imkanı yok benim sabah 8'de kalkmama. Her neyse şöyle bir gidelim. Yani benim ortalama bir kalkış sürem 1, 2, 3. Hani erken, daha erken çok nadir olur. Uçak füze falan düşecek ki öyle kalkacağım eve. Yoksa öbür türlü kolay değil. Şöyle bir gel kanka. O da uçağın hatırı için yani, çıkardığı sesten değil de. Şunu mu takalım? Yan tarafa ne takalım bilemiyorum. Ya tamam, Jason'ı şey takasın. Yan tarafına ne takalım? Yüzüğümüzü ne alalım? Aslında bu da güzel. Güzel. Special atakların hepsinde galiba ruhum şey, vurduğumuz belli bir gücü iade ediyor ama olsun dursun. Blaze Life da iyidir aslında. Yaka yaka şey yaparız. Ya çok Blaze Life almayalım. Şu ne veriyor? Quest loot boost'unu arttırıyormuş. He. Tamam bu dursun. Bunu niye birine takmamışım? Quest karakterimden birine taksam ya. Allah Allah, niye öyle bir şey yapmamışım ben ya. Neyse. Şimdi ne alsam sana ya Jason? Vallahi bilemedim. Şunu ver ya. Yan tarafta şimdilik dursun. Neymiş özelliğin? Tamam. Damage boost veriyormuş. Güzel, bu da iyidir. En azından fazla vurmuş olacak. Datuşa'yı değil yalnız bu arada. Yanlış taktım. Datuşa değil. Retamer'ı takacağız ya da. Onun yerine sen Blaze'i verme de. Bu ne veriyor? Recovery. Tamam bunu ver abi. Vurduğumda yeteneklerimin daha az şey gitmesini, güç harcamasını istiyorum. Böyle daha önemli. O bizim için daha iyi. 107.000, 139.000. Yalnız benim takım hayvanda kalmış. Ben onu fark etmedim. Bir geri çıkalım. Normal takım oluşturalım. Ben bunun yan tarafına güzel karakterler alacağım. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum diyeceğiz. Yani şimdi yapacağım. Şuradan atak gel bakalım. Ama böyle yapma ya. Bunları verme. Sıkıntı olacak ondan sonra. Yan tarafa ne versen. Şu Scorpion'ımızı alalım. Belli yükengimizi alalım. Tamam. Bu ikisi yeterli benim için. Zaten ölümsüz bir karakter. Anlatmaya hemen başlayacağım. Lan videonun 3 dakikası geliş oldu. Bu nedir ya? Gel kanka. Şimdi bu çar aslında benim ilk aldığım çarlardan birisi diyebilirim. Ve çok fazla da kurtardı beni. Geçmişten beri yani bayağı 1,5 yıldır falan var bu hesap. 1,5 yılın neredeyse ilk çıkan karakterlerinden. Şimdi Jason'ın pasifi öldükten sonra, yani yenildikten sonra bu Jason tekrardan doğuyor. Yeniden geliyor oyuna ve hasarı artırılıyor. Artı bir tane barı doluyor. Bu hani müthiş bir şey. Gerçekten müthiş bir şey. Göreceksiniz zaten. Yani skilleri falan da bu adamın çok iyi. Birinci skillimiz, karşı rakibe hasar vuruyoruz. Aynı zamanda güçleniyoruz. Hani iyi bir hasar çıkartıyor ve belli bir süreliğine gücünüzü arttırıyor. Ekstra güç vurduruyor. Bu hani iyi bir, çok iyi bir şey. İkinci skill en önemlisi, en güzeli. Üçüncü skill de güzel de. Şöyle göstereyim size. Vuruyorsunuz gene çok güzel bir hasar çıkartıyor. Üstüne öyle bir can yenilemesi var ki bu karakterin. Hani ölümsüz dediğim o işte, ölmüyor çar, çok zor ölüyor. Üçüncü yeteneğimize de yine karşı rakibe hasar bırakıp kanama atıyoruz. En aşağı 70.000 vuruyormuş bu arada. Sabit damage bunlar. Güzel. Güzel, gerçekten güzel. Eşyalarla birlikte güçlenecektir zaten. Karşı takım gene birazcık güçlü. 131.000 canlı kitana var. Bir tık sıkıntı. Diamond artı 10. evrim. Bu bizi birazcık üzecektir. O yüzden yani. Yani bir tık sıkıntı üstü olacaktır bize. Bir saniye bu arada. Evet geldim. Böyle devam hemen. Yardır bakayım kankam. Şimdi Jason abi. Senin birinci yeteneğini atacağım ama karşı rakip bir tık güçlü. Dikkatli olmamız lazım. Kanki şu birinci atalım. Bakın ekstra güçleniyoruz. Çok güzel bir hasar çıkartıyor. 12.000 falan vurdu arada. Bayağı işimize yarıyor bunlar. İkinci yeteneğimiz bayağı iyi. Şöyle bir geçeceğim. You suck.
İkinci teneyi şimdi değil, ikinci maçta göstereceğim. Şimdilik birinci teneyi lider edeceğiz. Böyle ben şu an Kitana'ya çok odaklandım, o yüzden bir tık şey yapıyorum. Bir tık da korkmamız gerek yani. Vurabilir, hasar çok çıkartabilir. Blokta kalırmaya çalışacağım o yüzden sürekli. Birinci tenenin açık kalmaması lazım yani. Gene atacak birazdan. Aynen. Sıkıntı olacak yani. Kendimi de bir kere öldürteceğim bu arada, merak etmeyin o yönden. Hala gücümüz devam ediyor bu arada. Onu gördünüz değil mi bak. Üst tarafta hala güç simgesi var. Şu an bir daha yenilenecek o. Hani hem barımız da bakın bir tık daha az gidiyor. Hani vurduğumuzda daha barı da şu an kalıyor. O da ekstra bir güzel. Jason abi adamsın sen ya. Bu arada az önce oyuna girerken oyunun sesi kesilmedi. Neyle alakalı bilmiyorum. Şimdi birazdan gene deneyeceğim. Eğer gene kesilmezse montaja ihtiyacımız kalmayacak. Kesme işlemleri yapmama gerek kalmayacak. Yani şu anı kastediyorum. Az önce bunu yaparken kesilmedi sesim. Garip işte. Saçma yani, bilmiyorum ya. Bir aydır falan böyle devam ediyordu. Sonra bir anda kesilmiş. Neyle alakalı bilmiyorum. Geçen bilgisayara güncelleme attım. Belki onunla alakalıdır. Aynen. Şu an kesilmiyor abi sesim. Çok garip ya. İlginçsin kardeş. Hiçbir anlam veremiyorum. Ama tabii işime yarar. Güzel, işime gelir. Baya baya iyi oldu aslına bakarsanız. Yalnız ağzıma sıçtın yaka yaka. Bu nedir ya kardeş? Yavaş yani, şunu öküz gibi vurma. Kodumuz da karşı kardeşimizin şeyinden verelim, sayısından 98 olsun. Şunu ikinci yeteneğimizi birazdan atacağım. Hazır olun abi. Şu can yenilemesini bir kesin yani. Can yenilemeyi kesin. Bak 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 bak. %100 atamadım ama olsun. Kaç yeniliyor şu an? 4000 moruk. 4200. Bu beni nasıl öldürsün şimdi? Allah için şu ellemiyorum bak. Bu beni nasıl öldürsün? Ya bakar mısın? Vurmayacağım bir süre. Hadi nasıl öldüreceksin ki yani? Hadi öldür. Hadi. Hadi. Heh. Öyle mi? Vallahi mi? Harbi misin sen? İşte yani o yüzden bir tık sıkıntılı. Can yenilemesi bittiğinde ama üzülebiliyor. Hem can yenilemem hem gücüm var şu an bir de. Fena yani. Çok iyi oğlum ya. Düşünsene. Bak bir de karşı Raiden'ı osurtuyoruz bak. Osurma sesleri geliyor. Ooo. Bak geri canımı yenileceğim şimdi. 195'te kaldık. Neyse. Hadi 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 vur abi. Öldürdün mü, ne yaptın? İkinci yeteneğiydi bu arada bu. Az önce attı. Çar 2300 düz vuruyor ama ikinci yeteneğini attı halde bir şey yapamıyor şu an. Ellemiyorum. Öldürme imkanı. 20.000 vurdu. Umursuyor muyuz? Hayır. Niye? Canın doluşuna bak. Adam vurdukça canım doluyor lan. İndiremiyor ya. Çok saçma ya. Oğlum şunu valla hani bir denge falan gerek böyle şeylere. Düşünsene şu karşında yani. Ne yapacaksın? İmkanı var mı? Can yenilemesini kesecek bir şey lazım. Zehirleme kesiyor. Reptile'dan başka bir şey almazsan bu çarı kesmen çok zor. Bilmiyorum ya. Garip abi. Üçüncü yeteneği de göstereceğim. Onun için öleceğim hatta. Üçüncü yeteneği ölürsem daha rahat gösteririm. Ekstra öldüğümüzde unutmayın. Bir bar geliyor Jason Voorhees'te. Bu da bayağı bir önemli. Birazdan göstereceğim ama artık girerse işte teşekkür ediyorum. Güzel lan, iyi valla, düzeldiğine çok mutlu oldum açıkçası şu oyunun. 2.3 2.7 güncellemesi geliyor bu arada yakında. Onu da size tanıtmaya çalışırım. Blokta kalalım, şunların hasarını azalalım. 95 vuruyoruz yani, pek de bir şey vurmuyor. 22.000 mi? O nedir ki lan kardeş? 22.000 dediğin nedir ya? Al şunu. Hop hop hop. 15.000. Güzel. Yan tarafa geçmeyeceğim. Wolverine ismin güzelmiş. Tekrardan ikinci teneyi göstereceğim bu arada. İkinci artı bitiyor. Birinci teneyi kombosu atacağım birazdan. Ama şey yiyoruz sürekli. Power Drain yiyoruz. Canımız iyice gitti ha bu arada. Ama fulleriz ya. Dert et. Aha bak, zehirleme. Zehirleyemedi bak. Zehirleseydi şu an bildiğim kadarıyla can yenilemem gidiyor. Yani bu adam beni aslında yenebilir zehirlerse. Hatta bir saniye, vurmayın be. Siz dediğim öyle miydi, yanlış mı hatırlıyorum? Bir bakalım. Zehirleyebilecek mi amaçar? Zehirledi ve can yenilemem gitti. Olayı fark ettiniz mi? Yani bu herif normalde beni yenebilir. Ama izin vermeyeceğim ona tabi. Çok geç kaldı onun için. Önce reptile gelip canımı kesmesi gerekiyordu. Artık geç oldu kardeş, kusura bakma yani. İstediği kadar kalkanın çalışsın. Benim kalkan şeylerim daha iyi. Hani ince espri. Çok komik, tamam. 20 artı 31 anlayan anladı. Böyle bir devam edelim bakalım. Dördüncü yeteneği mi? Üçüncü yeteneği göstermem gerek. Shao Kahn oynuyoruz sanki anasını. Karşıda korkmam gereken JQ Briggs, Kano, Melina. Yok be. Yok, ben bunların ağzına tükürürüm ya. Hiç dert değil.
Paramparça ederiz onları. Sıkıntı yok. İlerle bakalım. Lan altta da bir sürü şey açık, uygulama açık da. Ne bileyim, bilgisayar da rahatsız etmiyor ya. Sıkıntı yok gibi. Güzel. Evet. Evet işte. Gelersen artık teşekkür ediyorum. Aya lan, dirseğime geliyor. CQ'ya bak sen. Aha, şeyini seçti. Sarı olan hangisiydi? Nether RAM değildi herhalde ya. Vuralım bakalım. Kaç vuruyorsun? 4000, 4000 mi? 4000 bitiremezsin kardeş canım öyle yani. Öyle bir dünya yok. Üçüncü yeteneği göstereceğim ama kendimi öldürtmem lazım. Öldürebilirler mi ki ya? Bu öldürür herhalde ya. Bir salsam bir süre. Ha? Öldürebilir mi kardeş? Ya kalkanım hemen çalıştı. Bak işte öyle bir şey, ne dizilim miydi o? Öyle bir, lan unuttum lan o şey, dizilim yapıyorduk yani. Neyse, düz vursam da herhalde yeteneğimi yenileyebilirim ya. İşimi kolaylaştırır bu benim. Ama rakibi öldürüyordu işte düz olarak da, o bir tık sıkıntı. Şunu bir al kanka. Jackie'si güçlü müydü? Yani 4200 düz vuruyordu. Evet, güçlü aslına bakarsanız. Bloktayken 4200 vuruyordu galiba açar. Anam attı. Tamam. Öldüremedi. Ya Scorpion oğlum. Dursana, geldin boş yere öldün. Şşş. Diye giriyor ya bir de. Efsane ya. Hop, bakın şimdi birazdan öleceğiz. Öldükten sonra kesin olayı. Kalkan çalışmaz, tabii çalıştı. Ölümsüz ya. İkinci ölümden dönüşüm bu. Birazdan üçüncüyü döneceğim. Evet, üçüncü ölümden dönüşüm. Ve üçüncü yeteneğe hazır mısınız? Boom. Korku şeyleri çalıyor bir de arkada böyle. Kanama gelecek. Hop. Yalnız burada yenilmiş olabilir mi rakibe? O ne lan? 07 kalkanım vardı. Bone Shield'ı falan mı çalıştı? Ben anlamadım ki. 07 lan Char. What the fuck? Bro, nasıl olabiliyor ya? Melina'nın özelliği mi? Senin özelliğin ne? Melina bir rakibi yendiğinde ne yapıyor? Rakip arkadaşlarını şey yapıyormuş, iyileştiriyormuş. Niye böyle bu arada cinsiyetçi yaklaşmışlar? Female teammate'ini şey yapıyor, yeniliyor. Ulan ne cinsiyetçisiniz ya? Aynısını erkeğe yapsalar, kadına şiddete hayır diye zırlayacaklar. Ama pozitif ayrımcılığa girince ne güzel savunuyorsunuz. Ulan siz az değilsiniz, yok mu? Bunu bir al bakayım bu arada ya. Harbiden aynısı böyle erkek takım arkadaşlarını kurtarsa dünyanın en şerefsiz insanı ilan ederler onu. Yenildik bu arada. Üçüncü yeteneği göstereceğim diye. Yani olayı kaptırabildim diye düşünüyorum size. Normalde burada yenilmezsiniz yani. İmkanı yok. Adamın bana gülüşüne bak lan. Dediğim gibi Char gayet güzel. Yan tarafına böyle işte ölümden döndürecek şeyler alırsanız işte Liu Kang olsun, Strike Force Scorpion olsun. Liu Kang'i ölümden döndürmüyor da ben her oyuna girip çıktığında karakterler karşı rakibi bloklamak için şey yapıyorum. Hem bloklamak hem de Power Drain de atıyordu herhalde. Yani atıyor muydu? Güzel bir özelliği var işte. O yüzden Liu Kang yan tarafta bulunduruyorum. Yan tarafa da böyle bir tane Scorpion atın. Bu takımı oluşturun. Hadi kessinler sizi. Yiyorsa yani. Reptal gelmediği sürece pek zor. Çok zor. Ya da Jade gelecek. Mortal Kombat 11 değil. Neydi o? Bir tane Jade vardı. Jade ablamız gelecek. Artvolt Jade miydi lan? Adı aklıma gelmedi şu an. O Jade çok güçlü işte. Onun karşısına geldiğiniz zaman bir tık korkabilirsiniz. Can yenileme yaşarsanız gene bir sıkıntı olmaz. Her türlü kurtarırsınız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.